özenerek takip ediyorum. Biraz yine tek yöresine dönersek. Tabii çok çeşitli kültürlerin de bir arada olduğu bir yer ama tabii bir göçebe kültürü var. Yörük şenlikleri çok ön planda oluyor. Genel anlamda gelenek, görenek iyi yaşatılıyor gördüğümüz kadarıyla. Yani biz birçok belgesel çektik. Isparta'ya gittik, Burdur'a gittik, müzikal kültürle alakalı Muğla'ya gittik. Buralarda gördüğüm, hani laf olsun, eğlence olsun diye yapılmıyor. O tamamen yaşayışın içinde olan hem gelenekler devam ediyor. Mesela o tefçi teyzeler falan vardı. O kadar çok çektik ki işte Zeybek bölgesi ayrı, sizin teke oyunları... Bu kültürün yaşatıldan da önemli temsilcileri de var tabii ama neye bağlıyorsunuz? Siz de mesela yaşatır mısınız, yapar mısınız? Ailece orada mesela ritüeller devam ediyor mu? Şimdi şöyle, aslında işin iki yüzü var. Yörük kültürünü yaşatan bir kesim var, evet. Ama bu insanların çocukları var. Bu çocuklar okumaya şehirlere gidiyorlar. Bu çocuklar başarıyı yakaladıktan sonra da hedefleri büyüyor. Ne olmak? Öğretmen, doktor, mühendis olmak istiyorlar. Tekrardan o çocuklara gel, bu kültürü devam ettir demek çok zor oluyor. Sonra o gençler yuvaya dağılıyor, çocuklar oluyor. Yörük kardeşlerimiz bir yerden sonra da ne yapıyor? Çocuklara, torunlara dalıyor. Bu kültürü devam ettirenler evet var. Ama birazcık da yok olmaya yüz tutmuş Eskisi gibi gibi. değil diyorsunuz. Evet, ben öyle düşünüyorum. Ben de imrenerek izliyordum. Yani çünkü şöyle izliyorum derken gidip içinde bulunduğumuz için o kadar hakim ve o kadar çok çeşitli kişi çıkartıyorlar ki karşınıza işte halen daha o gelenek görenek anlamında bu tarz müzikal anlamda da öyle. İşte el işleriyle alakalı da öyle. İşte yörenin bütün özelliklerini hala yaşatan, devam eden bir topluluk var aslında bölgede yaşayan. Yani Eskisi kadar olmasa da diyorsunuz. eskisi kadar olmasa da hani çok bulup çekmemiz lazım. Çünkü şehirleşme var, şehirlere göç var. Aynı sıkıntılar. Evet, Bizim Karadeniz aynı bölgesi de sıkıntılar. öyledir. Köyde kalanlar 3-5 aile ve yaşlı kesim Doğru. o kültürünü aktarabileceği genç bir nesili bulacak. Nerede aktaracak? Bu bizim kayıtlarımız, en değerli, en zengin Tabii. kayıtlarımız. Bundan belki 10-15 yıl sonra bu kayıtları çekemeyeceğiz, Hay Allah. bulamayacağız. Bu türküleri bir an evvel derlememiz lazım. Aynen öyle. Hadi bakalım o zaman bir tahtalıkta kalbur var diyelim. Sonra Olur. yavaş yavaş veda Tamam, edeceğiz. hemen. Tahtalıkta kalbur var, ağızım açanım. Tahtalıkta kalbur var, ağızım açanım. Ak çuvalda bulgur var, al da gel, al da gel. Ak çuvalda bulgur var, al da gel açanım. Oğlan girmiş bahçaya, ağızım açanım. Oğlan girmiş bahçaya, ağızım açanım. Yavrunda lokum var, al da gel, al da gel. Yavrunda lokum var, al da gel açanım. Açanım ana evin kardası, ağızım açanım. Ardıştan mı, çamdan mı, bak da gel, bak da gel. Ardıştan mı, çamdan mı, bak da gel açanım. Kapıları açmıyor, ağızım açanım. Kapıları açmıyor, ağızım açanım. Çavurana evde mi,
kaç da gel, kaç da gel. Çavırana evlerimi kaç da gel açarım. Çavırana evlerimi kaç da gel, kaç da gel. Çavırana